Evet sevgili arkadaşlar anlatım teknikleri, düşünce geliştirme yolları dediğimiz konuyla ilgili sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor. Şimdi burada olumsuz bir soru kökü var. Dikkat edin. Önce soru kökünü okuduk. Olumsuz olduğuna dikkat ettik ve altını bu anlamda çizili olduğu halde biz de yine bir daire içine aldık kendisine. Şimdi hangisi söylenemezse dört tanesi söylenebilir anlamına geliyor. Yani 4 taneyi bulacağız, kalan bir taneyi de işaretleyeceğiz. Mantığımız bu. Söylenemezi aramak çok mantıklı değil. Söylenebilenleri bulmamız lazım. Burada yok, burada yok, burada yok şeklinde aranmaz. Burada bu var, burada bu var dediğimizde 4 tanesini elediğimizde kalan şıkta doğru cevap olacaktır. Öykülemeye başvurulmuştur. Açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Yinilemeden yararlanmıştır. Betimleyici ögeler kullanılmıştır. Birden fazla benzetme vardır şeklinde cevap şıkları sıralanmış. Sorunun burada çözüm sırasına değil içeriğine bakıyorum şu anda. Peki parçamızı okuyalım. Bu sistemde en az 2 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısını geçmiş ve popülerliğini gün geçtikçe artırmaya devam eden bir oyunu liseden arkadaşlarla oynuyorduk. Özellikle hafta sonları bu oyun bizim için hem e-spor hem eğlenceli vakit geçirmek haline gelmişti. Takım olarak veya solo şeklinde oynanabilen PUBG. FPS oyun kategorisindendir. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevlerini yapmaktadır ve bir oyuna yaklaşık 100 kişi dahil olabilmektedir. Her oyuncunun haritada kendine göre belirlenmiş olduğu bir noktaya paraşüt yardımıyla iniş yaptığı ve iniş yaptıktan sonra özgür olduğu bu oyundaki genel amaç olabildiğince en iyi şekilde silah, zırh, kas gibi donanımlara sahip olarak Rakipleri öldürmek ve haritada yaşayan tek kişi kalabilmek. Bu arada dikkat edilmesi gereken nokta her an rakiplerinizden bir veya birçoğuyla karşılaşabilme ihtimalinizdir. O yüzden evlere girerken ve çıkarken ölmemek için sürekli tetikte olmalısınız şeklinde açıklayıcı bize bilgiler veriyor oyun hakkında. Artı olaylar bir diziliş halinde verilmiş öyküleme de var. Burada işte oynuyorduk vesaire şeklinde e, paraşütüyle iniş yapılacaktır. Dikkatli tetikte olmalısınız gibi öyküleme tekniklerine ulaşabiliyoruz. Evet bu iki şık eledik. Yineleme yani tekrar etme. ikileme de diyebiliriz biz buna. Hem hem bağlaçları hemen gözümüze çarptı. Burada bir yinelemeden bahsedebiliriz. Bu da net olarak görülebiliyor. Betimleyici ögeler dediğimiz zaman da yaklaşık 100 kişi dahil olabilmektedir diyor. Haritada kendine göre belirmiş olduğu bir noktaya paraşüt yardımıyla iniş yaptığı ifadeleri de bize betimleyici ögeyi verecektir. Geriye E kalıyor. Bakın ne demiştik? 4 tanesini bulduk. Kalanını da işaretleyeceğiz. A var, B var, C var, D'yi de bulduk. Geriye hangisi kalıyor arkadaşlar? E kalıyor. Cevabımızda birden fazla benzetme vardır. Burada benzetme birden fazladır diyemiyoruz. Nerede yok diye bir cevap vermemiz burada yok burada yok diyemiyoruz. Dördü varsa biri de olmayacaktır. Rahatlıkla karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir başka anlatım tekniği sorusunu çözmeye başlayabiliriz. Bu parçanın anlatımında yukarıdakilerden hangisi yoktur? Bu şu anlama gelir. Dört tanesi var. Bir tanesi yok. Okuyalım. Başarılarla dolu spor yaşamınız var ve siz yeni bir rekora imza atmak için gece gündüz demeden çalışmışsınız. Bu seferki bayrak yarışında takımın az koşucusu olarak yine çok iddialısınız şeklinde koşucusunuz iddialısınız deyip bizi olay içinde yaşatmaya başladı bile. Hemen burada öykülemeden bahsedebiliriz. Devam edelim. Gece gündüz ifadesini herhalde gördünüz. Gece gündüz ne oluyor burada? İkileme oluyor. Bakın mutlak sorularda buldukça işaretlemenizde fayda var. İkilemeyi bulduk. Öyküleme olduğunu tespit ettik şeklinde devam edebilirim. Peki derken o en çok beklediğiniz yarış günü gelip çatıyor ve siz stadyumda milyonlarca TV izleyicisinin gözleri önünde bu kısa zaman dilimini unutulmaz kılmak için sabırsızlanıyorsunuz. Antrenmanlarda dünya rekorunu kırdığınıza şahit antrenörünüz odanızın kapısını çalıyor ve size siniri bozucu bir sakinlik içinde plan değişti kısa mesafe değil uzun mesafe koşacaksın maratona giriyorsun diye veriyor bu cümle ama sonraki cümle bizim için çünkü orada bir karşılıklı konuşma söz konusu ama bir fikri kabul ettirme beyan etme bizi ikna etme zihnimize bir fikir yerleştirme düşüncesi yok burada ama Angela'nın şu sözü çok önemli olacak bazı insanlar her şey yolundayken harikadır fakat işler yoluna gitmediğinde yıkılırlar. Başarılı insanlar denemeyi her şeye rağmen sürdürmüş olan ender kişilerdir sözü tanık gösterme olacak sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. Sözü şimşek gibi. Evet buradaki gibi benzetme edatı ve burada da benzetme anlamı var. Şimşek gibi çakmak. Benzetmeyi de buradan yakaladığımıza göre Şimdi başa sıralım. Öykülemeyi bulduk. Benzetmeyi gösterdik. İkilemeyi gösterdik. Tanık göstermeyi de gösterdik. Ancak örnekleme ki bir tanesinin artık olmaması gerekiyor. Örnekleme yoksa cevabımız ne oluyor? 5. Yani E oluyor sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi ÖSYM'nin çok sevdiği Soru tarzlarına bir tanesi olmaya başladı. Bir parça verip o parçaya da e, bizden birden fazla soru istenebilir. Çözmemiz parçayla alakalı olan bunlardan bir tanesini karşınızdayız. Bir parça var. İki tane farklı soru sorulmuş ama e, iki farklı soru olmasına rağmen iki soru da bizim konumuzla alakalı, anlatım tekniğiyle ilgili, anlatım ile ilgili olarak deniyor. Konunun anlatımını da hatırlarsanız demiştik ki anlatım tekniklerini tek tek sorabilirler bazen de ikili üçlü şeklinde de Eşleştirebilirler betimleme açıklama mı öyküleme örnek vermemi şeklinde de Burada zaten anlatım tekniği olarak sorulmamış anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilerden yararlanılmıştır şeklinde söyleniyor Burada cevap şıklarına bakarak çözmeniz mümkün değil Betimleme mi öyküleme mi şeklinde Ama Göz ucuyla baktığınız zaman da betimleme, öyküleme, örnek verme, açıklama şeklinde farklılıklar söz konusu. Bunlardan en az iki tanesini eşleştirmemiz lazım doğru bir şekilde. Ekibimizle birlikte daha doğru tırmanmaya başlıyoruz. Yükseldikçe yanımızdaki manzaralar muhteşem bir hal alıyor. Artık dağlar daha örkemli. Aşağıya baktığımızda bulunduğumuz yükseklik oldukça net. Geçeceğimiz bel uzaktan bize göz kırpıyor hala. Şimdi burada dikkat ederseniz bir e, olay var. Olayın içinde de betimleyici unsurlar var. Şimdi betimleme ile öykülemeyi e, birleştiren bazı unsurlar var. Mesela şöyle açıklayabiliriz. E, öyküleme, öyküleme paragrafı söyleyeyim. Çocuk geldi, içeri girdi, arkadaşına kitabı verdi. Bu ifadelerde olaylar birbirini takip eden bir zincir halinde. Dolayısıyla öyküleme var. Ama içinde betimleyici unsur yok. Peki şöyle diyelim. Siyah takım elbiseli çocuk içeri girdi, kırmızı kaplı defteri arkadaşına verdi dersek ne olacak? Öykülemenin içine betimleyici unsurlar eklemiş olacağız. Yani siyah takım elbise, kırmızı kaplı defter ifadeleri de betimleyici unsur oluyor. Hem betimleme hem de öyküleme var diyebiliriz burada. Ama tek başına adını koyacak olsak olaylar birbirini takip ettiği için öykülemedir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Burada dikkat ederseniz bir kere öyküleme kesinlikle olacak. Öykülemenin olmadığı şıklarda elenebilir. Örnek verme var mı? Parçayı tamamlayalım. Peki, aşağıya baktığınızda bulunduğumuz yükseklik oldukça net. Geçeceğimiz bel uzaktan bize göz kırpıyor hala. Sonra ilginçlikler serisi başlıyor. Bir anda kendimizi doğanın tezatlıkları içinde buluveriyoruz. Kışın nazlı gelinleri olarak bilinen kardelenler burada ince ve narin görüntüleri, boynu bükük mahcup halleriyle bize merhaba diyor. Hep o görmeye alışık olduğumuz karın içinde çıkan kardelenlerin kurumuş çam yaprakları içinden bize selam vermeleri bizim için eşsiz bir sürpriz oluyor. Yolumuz uzun ama kısa bir duraklama ile onları seyretme fırsatını kaçırmıyoruz. Arkadaşlar bu da herhangi bir örneğe rastlamadık. Örnek yok. Peki açıklama burada bilgi verme amacıyla yazılmış bir paragraf mı? Yok, bu şıkkı da eliyoruz. Zaten betimleyici unsurlara çok fazlasıyla rastladığımıza göre işte görkemli olması, muhteşem olması bunların her biriyle beraber gözümüzün önünde bir manzaranın canlanması bize betimleme ve öyküleme ikisini rahatlıkla veriyor arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı C şıkkı oluyor. Bunu bu şekilde çıkarabiliriz. Peki anlatım hangisine söylenememiştir, söylenemez diye bir soru soruyor. Deyim, kişileştirme, benzetme, farklı yapıda cümleler, ve nesnel anlatım diyor. Hatırlarsanız anlatım tekniğinde demiştik ya düşünceyi geliştirme yolları içerisinde eee dil bilgisiyle alakalı sorular da sorulabilirdi. İşte farklı yapıda cümle diyor. Farklı yapıda cümle de cümle yapısı, cümle türleri ile alakalı dil bilgisi konusu. İşte basit cümle, sıralı cümle, bağlı cümle, birleşik cümle yapılarına da bakmamız lazım. Peki, bakalım deyim var mı yok mu? Deyime baktığımız zaman da yükseklik oldukça net göz kırpıyor. Evet, göz kırpmak bir deyimdir. Şimdi deyimler dememiş bir tane deyim bizim işimizi görür. Kişileştirme fazlasıyla var. Birçok yerde kişileştirmeye biz rahatsızlayabileceğiz. Mesela kışın nazlı gelinleri olarak bilinen kardelenler diyor. Kışın nazlı gelinleri kardelen. Kardelen bir çiçek dolayısıyla da nazlı olması e göz kırpması, bel, belin göz kırpması orada bile var. Dolayısıyla bir yerde bulmamız yeterli. Peki kışın nazlı gelinleri olarak bilinen kardelenler. Burada aynı zamanda benzetme de söz konusu. Kardelen neye benzetilmiş? Kışın nazlı gelinlerine. Nazlı geline benzetilmiş aslında. Dolayısıyla benzetmeyi de buradan çıkarabiliriz. Gelelim farklı yapıda cümleye. Ekibimizle birlikte daha doğru tırmanmaya başlıyoruz. Arkadaşlar tırmanmaya dediğimizde fiilimsi var. Bu cümle girişik birleşik cümle. Peki yükseldikçe yanımızdaki manzaralar muhteşem bir hal alıyor. Burada da fiilimsi olduğu için bu cümlede girişik birleşik cümle. Artık dağlar daha görkemli. Buraya geldiğimizde bu cümle sıralı cümle değil, bağlı cümle değil. Girişik bileşik cümle değil, şartlı bileşik, kili bileşik değil. Kısacası birleşik cümle değil. Bu cümle basit cümle. Şimdi farklı yapıda 3 cümleye baktı. İkisi bileşik bir tanesi basit çıktı. Dolayısıyla farklı yapıda cümleler kullanılmıştır ifadesi de buradan çıkacaktır. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Nesnel bir anlatımla oluşturulmuştur. Arkadaşlar burada deyimler var, kişileştirmeler var, benzetme var. Bu ifadelerde biz nesnel bir anlatım olduğunu söyleyemeyiz. Bunlarla beraber öznel bir anlatım söz konusu. Cevabımız da E şıkkıdır arkadaşlar. Evet. Anlatım tekniği ile alakalı sorularımızda bizim dikkat edeceğimiz noktalarımız bunlar sevgili arkadaşlar. Bunlara bakarak bizim soruları çözmemiz, sorularla rahatlıkla başa çıkmamız mümkün olacaktır. Bir sonraki soru üzerinden devam edelim. Anlatım tekniği ile ilgili çıkan sorularda bir de duyu var duyu organları var. Yani hangi duyuya hitap etmiştir, etmemiştir şeklinde söz konusu. Bu soruyu özellikle onun için seçtim. Görme, işitme, tat alma, dokunma, koklama dediğimiz duyulardan hangisinden yararlanılmamıştır diyor. Ee, bazen bir duyuya seslenebilir. Bazen birkaç duyuya. Bu soruda hangisinden yararlanılmamıştır dediğine göre dört tanesine birden seslenmiş Şimdi çok kesin olmakla birlikte görme duyusu zaten halihazırda olması gereken bir duyu ki diğerleriyle beraber eşleştirelim. Bakalım parçayı okuyarak hangi duya hitap ettiğinde görmemiz gerekecek. Diyor ki bugünkü parkurumuz Göynük Yaylası olacak. Önce şırıl şırıl akan bir derecik karşılıyor bize. Şırıl şırıl neye hitap ediyor arkadaşlar? Tabii ki işitmeye hitap ediyor dere derecik karşı dereyi de görüyoruz ki söylüyoruz. Görmeyi buradan hemen bulabiliriz. Peki tat alma, dokunma, koklama hangisi var hangisi yok? Buz gibi sularımızı içtikten sonra suyun buz gibi olması bir tat alma ve aynı zamanda dokunma duyusuna hitap ediyor. bunları da birleştirdiğimiz zaman da geriye koklama kalıyor. Hadi koklama var mı yok mu diye devam edelim. Yolumuz Göynük ve bel dibinin birbirinden ayıran göynük deresine paralel dağlara doğru devam ediyor. Bir yanımız aşağıda yeşil mavi sularıyla göynük deresi bir yanımız dağın dik yamaçları. İleriye doğru baktığımızda günün ilerleyen saatlerinde gideceğimiz dağ sıralarını tüm görkemiyle dizilmiş görüyoruz. Burada koklamaya ilişkin herhangi bir yargıya ulaşmadığımız için koklama duyusundan yararlanılmamıştır diyebiliriz. Peki buraya kadar tamam diyorum kısmı silelim çünkü yandaki soruyu çözeceğiz. Diyor ki bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? Karşılaştırma, eksiltili cümle, ikileme, benzetme, devrik cümle olanları bulmaya çalışalım. Bugünkü parkurumuz göynük yaylası olacak. Bu düz cümle. Hani yüklemi sondaysa, düz değilse, yüklemden sonra bir öge veya kelime geliyorsa devrik cümle diyeceğiz. Önce şırıl şırıl akan bir derecik karşılıyor bizi. Şimdi karşılıyor bizi dediğimiz zaman da karşılıyor yüklem bizi nesne. Bu cümlede yüklem sonunda değil. Dolayısıyla devrik cümle var diyebiliriz. Peki şırıl şırıl aynı zamanda bir ikileme değil mi arkadaşlar? İkilemeyi de görmüş olduk. Eksiltili cümle demiş. Eksiltili cümlede Yüklemi yazılmayan cümleyi eksiltili cümle diyoruz. 3 nokta yüklemi eksiltili cümle. Yüklemi olmayan yazılmayan cümlelerde karşımıza çıkabiliyor. Peki bu cümle eksiltili cümle mi? Bir yanımız aşağıda yeşil mavi sularıyla göynük deresi. Bir yanımız dağın dik yamaçları. Bu da aynı zamanda yüklem olmadığı için de eksiltili cümledir diyoruz. Peki karşılaştırma mı benzetme mi? Bunlardan bir tanesi olmayacak. Devam edelim. Buz gibi sular demişti zaten. Buz gibi dediğimizde suyun buza benzetilmesi söz konusu. Burada da benzetme vardır. Geriye ne kalıyor? Karşılaştırma diyoruz arkadaşlar. Karşılaştırma cümlesine rastlamıyoruz. Cevabımız da A şıkkıdır. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır deniyor. Bakalım hangisi var veya yok? Açıklama, betimleme, karşılaştırma, bilinç akışı, örnekleme. Burada kullanılmıştır diyor. Kullanılmamıştır demiyor. Yani burada dörtte bir kuralı işlemez. Burada dört tanesi var bir tanesi yok değil. Dört tanesi yok bir tanesi var olacak. Çünkü soru kökü olumsuz değil olumlu. Şimdi az önce yazdıklarım çok saçmaydı. Zaten hep böyle yapıyorum. Ne zaman ayakkabılarım çamur olsa onu hatırlıyorum ve aynı günde dönüp duruyorum. Anılarıma saygım var. O yüzden yazma ihtiyacı duyuyorum. Çamur aklıma geldiğinde ona bu kadar anlam yüklememeyi ne yazık ki bir türlü başaramadım. Aslında ona bir teşekkür borcum da yok değil. O olmasaydı şiirleri anlayamazdım şeklinde yazmış. Şimdi arkadaşlar bilinç akışı tekniği kullanmış burada. Bilinç akışı nedir? Kişinin kendi içiyle hesaplaşması, kendisiyle konuşması aslında monolog da denilebilir buna. Kendi kendisiyle, kendi bilinciyle bize bu şekilde akışı aktarmasıdır. Burada içe dönük de bahsedebiliriz. Bir açıklama, bilgi verme, bir betimleme, zihnimizde bir izlenim kazandırma, iki unsur herhangi bir şekilde kıyaslama veya bu olayı anlatırken de örneklerden yararlanması söz konusu değil. Bilinç akışından bahsedebiliriz arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniyor. Birinci cümlede bir öz eleştiri söz konusudur. Burada tabii ki cevap şıklarından gideceğiz. Böyle numaralı cümlelerle yargılar bizden isteniyorsa kesinlikle cevap şıklarından bakarak gideceğiz. Öz eleştiri neydi? Öz eleştiri kişinin kendi kendisini eleştirmesi idi. Birinci cümlede bu var mı? Var tabii ki. Yazdıklarının çok saçma olduğunu söylemesi kişinin kendi kendisini eleştirmesidir. Bir başkası için söylenseydi bu öz eleştiri olmazdı. Yazdıkların çok saçmaydı dersek bu öz eleştiri olmuyor. Başkasının eleştirimi oluyor. Ama benim yaptığım çok saçmaydı dediği için yazdıklarım saçmaydı dediği için öz eleştiriden bahsedebiliriz arkadaşlar. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bakalım böyle bir şey var mı? Ne zaman ayakkabılarım çamur olsa onu hatırlıyorum ve aynı günde dönüp duruyorum. Şimdi. Soru işareti diyelim çünkü karşılaştırmayı göremedik. Acele etmeyelim. O anda görememiş olabiliriz. Sonrasında bakıp belki de göreceğiz. O yüzden buna bir soru işareti deyip diğer şıklardan emin olalım mı arkadaşlar? Sınava çünkü bu anlamda o için ilk defa giriyorsak bile belki de son defa girmek istiyorsak, ilk ve son olsun istiyorsak sınava girmemizi bütün şıkları okumamızda fayda var. Peki bu açıklamadan sonra bakalım. Üçüncü cümlede eylem gerekçesiyle verilmiş mi? Üçüncü cümleyi okuyalım. Anılarıma saygım var. O yüzden diyor. O yüzden dediğine göre gerekçesini de bize anlatmış olacak. Eh, üçüncü cümlede bu yargıyı e, tanımlamış ve görmüş olduk. Dördüncü cümlede hayıflanma diyor. Hayıflanma neydi? Yaptığımız ve yapmadığımız şeylerden dolayı pişmanlık duymaydı. Pişmanlık var mı dördüncü cümlede? Çamur aklıma geldiğinde ona bu kadar anlam yüklememeyi ne yazık ki ne yazık ki de bir hayıflanma pişmanlık söz konusu. Bunu da teyit etmiş olduk. Bakın burada 4'ten sonra 6'ya geçmiş. 5 dememiş. Bunu da çok önem verin arkadaşlar. Sıradaki 5. cümledir deyip 5. cümleye uygun bir cevap aramayalım. Burada da bizi çeldirmek için bu ifade kullanılmış. 6. cümleyi okumamız lazım. Koşul ilişkisi var mı? O olmasaydı şiirleri anlayamazdım da bir koşul söz konusu. Aslında biz cevabı ikinci cümle için bulmuştuk ama diğer şıkları okuyarak işimizi garantiye aldık. Cevabımızın da B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu parçanın anlatımında Aşağıda verilenlerden hangisi ağır basmaktadır deniyor. Burada ağır basmaktadır ifadesi önemli. Ee, hani diğerlerinden biraz iz olsa bile aslına bakmamız gerektiğini söylüyor. Mesela betimleme var ama böyle eser miktarda çok az. Hafif belli belirsiz ama aslı öykülemedir şeklinde bir ağır basmaktadır sorusu. Betimleme öyküleme sadece bir örnektir. Diğerleri de olabilir tabii ki. Şubat sonlarıydı. Kar düzlüklerde erimişti. Yalnız şurada burada yarlarda ya da sazlık çukurlarda son kar yığınları inlerine çekilmiş kurtların sırtı gibi görünüyordu. Rüzgar estikçe hafif bir toktağın kar kokusu yayılıyordu çevreye. Toprak daha çözülmemişti. Boz rengiyle cansız yatıyordu. Kışın bitimi de olsa bozkırın taşlaşmış, iç karartıcı, insan barındırmaz bir görüntüsü vardı. Evet Aklınıza betimleme mi, öyküleme mi soruları geliyor ama size çok güzel bir ipucu vermiş soru. Görüntüsü diyor. Ve dikkat edin. Burada bize verilen parçalar birbirinden bağımsız mı yoksa bir zincir halinde mi? Çünkü bu soruda betimleme öyküleme arasında kalmanız lazım. Diğer şıkları hemen eleyebilirsiniz. Ağır basan bu e öyküleme diyebilmek için bu olayların birbirinden bağımsızdığı, birbiriyle bağlantılı olması lazım. Ancak buradaki yakalayacağınız nokta şu. Görüntüsü diyor. Aslında bizim karşımıza bir manzara getirilmeye çalışılmış ve her biri bir puzzle'ın parçası gibi konu anlatımını izlerseniz bu konunun tekrardan göreceksiniz. Tam aradığımız paragraf bu olacak puzzle'ın parçası gibi birleştirdiğimizde karşımıza Şubat sonlarının bir görüntüsü manzarası çıkıyor. O zaman ne diyeceğiz? Görüntü dediği için bir betimleme paragrafı diyebiliriz. Öyküleme değil. Ağır basan dediği için. Şimdi yine ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzı bu. Ne diyor? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır diyor. Burada dört bir kuralı var. Dört tanesi olacak bir tanesi olmayacak. Sessel yenilemelerden dediğimiz zamanda e, şurada burada sessel yenilemeler. Aslında sessel yenilemeleri biz ikileme diyeceğiz. Şurada burada bir ikileme dolayısıyla kullanılmıştır diyebiliriz. Yararlanılmamıştır dediği için söylüyorum. Peki benzetme dediğimizde benzetme var mı? Benzetmeyi e, bize bulduran çok güzel bir edatımız var. Gibi benzetme edatı olarak kullanılıyor. Ne diyor? Kar yığınları inlerine çekilmiş kurtların sırtı gibi görünüyordu. Sırtı gibi görünmesi bir benzetme. Bunu da buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Benzetmeyi de bulduk. Birden fazla duyu diyor. Şimdi birden fazla duyu dediğimiz zaman duyularımıza hitap etmesi. Bir kere görme kesinlikle var. İkinci bir duyuyu yakaladığımız zaman da bu şıkkı da işaretleyebiliriz. Rüzgar estikçe hafif bir toktağın kar kokusu yayılıyordu. E zaten koklama duyusunda buradan birden fazla duyu da çıkarabiliriz. Görme ve koklama duyusu var. Devrik cümlelerde var mı? Devrik cümle var. Hemen kokusu yayılıyordu diyor. Kokusu yayılıyordu dediğine göre yayılıyordu. Yüklem çevreye de dolaylı tümleç. Devrik cümleyi de gördük. Geriye de eşlik kalıyor. Karşılaştırma yok sevgili arkadaşlar. Thank <laughs> you.